Ya kardeşim adam diyor ki bakın çekte bak. Beni diyor Adnan Hoca diyor esir aldı diyor şu an diyor. Evinde beni bir barakada bir yerde tutuyor. Tahta barakada beni tutuyor şu an diyor. İmdat canım kurtaran yok mu diyor. Operasyon yapıp beni kurtarın Allah rızası için diyor. Mektup yazdım savcıda. Evet. Allah Allah tahtanın için sen tavuk musun benim sıkışım senin ne sorum yani. Hayır ne özelliğim var da tavuk gibi seni besleyeceğim ben orada tavuk tutacağım yani. Sonra savcılık şüphelenmiş. Bu nedir bunu bakalım demişler. Bakmışlar ki erkek yazan. Kadın imzası ve kadın erkek imzası. imzası. Ben kadınım diyor. Bakın yani ha bir genç kızım diyor. Yaşı küçük diyor. 16 yaşındayım Evet. diyor. Beni diyor zorla tutuyor diyor. Evet. Kaçamıyorum da buradan diyor. Tahta barakanın içinde tutuyor böyle. Hindi besliyor sanki orada. Evet. Onlar da adli tıbba gönderiyorlar. DNA testi Evet. yapılıyor. Bak mesela sahte olduğu anlaşıldı. Ama kardeşim ben buna hangi birine uğraşayım ya? Yani iki satır kağıt, bir kağıt elan, bir mesela mektup kağıdı, bir tükenmez kalem yetiyor. Ama onda da hocam siz daha bilirsiniz dışarıda internetle yazıyor, bilgisayarla yazıyor. Yani barakadan interneti de var. Ha o nasıl bir barakaysa oradan internetle yazıyor. İnternetle Allah gönderiyor. Allah. Sen nasıl bir esirmişsin ki ya kardeşim oradan Bilgisayarla. savcı 155'e söyle o zaman Allah Evet. madem benim imkanın var değil mi? Bak direkt savcı da Evet. gönderiyor yani iş çıksın hani gidip ifade verelim Evet hocam. uğraşalım. Ondan sonra da Fatih Altaylı'nın Habertürk'ünde sür manşet Adnan Hoca ifade vermeye gitti. Evet. İyi aman büyük marifet yani.